Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla. Bizim daha fazla sosyal olmamızı sağlayan, belki de sıra gecelerimizin temelini oluşturan bir duygudur. İşte sıra gecelerimiz de böyle oluşuyor. Bir çiğ köfte sofrası etrafında insanların buluşması, sohbetler, bir kısımda sazlar, bir kısımda kitap okumalar olarak devam ediyor. Ve insanlar bir sıra gecesinden ayrıldığı zaman ne düşünürler biliyor musunuz? Bir dahaki sıra gecesini iple çekerler. O gün herhangi bir arkadaşları gelmediği zaman gözleri arar. Muhakkak o gün gelmeyenin çok önemli mazereti vardır. Çünkü bir sıra gecesinin güzelliğine katılmamak denilen bir olay yoktur. Her bir kişi o sıra gecesini iple çektiği için o gün eğer bir kişi gelmemişse hemen aranır. İnanılmaz dostluklar burada olur. 18-20 yaşında başlayan bu dostluklar, arkadaşlıklar 70-75 yaşına kadar düşünün. Dünyanın bir yerinde var mıdır? İnsanların 50 yıl, 60 yıl nizasız, fasılasız olarak birlikte olduğu ve dost olarak kaldığı ve dostluklarının gittikçe daha da perçinleştiği bir ortam var mıdır? İşte bu bir kültürdür. Yine sıra gecelerimizi tek başına ele aldığımız zaman da oradaki yaşanan duygular, yaşanan sevinçler, yaşanan hüzünler, dostluklar, hikayeler, konular ayrı ayrı kitap konusudur. Patlıcan kebap aslında bir ustalık. Çünkü onun patlıcanı çok özeldir. Eti çok özeldir. Pişirmesi çok özeldir. Efendim koyduğun zaman mangalda o etlerin düşmemesi çok önemlidir. Bir patlıcanın nasıl bir lezzet bulduğunu anlamak istiyorsanız işte onu patlıcanlı kebapta görebilirsiniz. Başka hiçbir yerde patlıcan ben bu kadar lezzetliyim diyemez. Tescilli yemeklerimizden birisi olan patlıcanlı kebap, Urfa için çok önemli bulunmaz bir lezzetlerimizden biridir. Nedir bu patlıcanlı kebap diyecek olursak? Urfa'nın güneşiyle, toprağıyla, Birecik patlıcanlı kuzu etimizin birleşimiyle oluşan eşsiz bir yemeğimizdir. Tabii bunun yanında bu patlıcanlı kebap piştikten sonra olmazsa olmazlarımızdan biri Urfa isotudur. Urfa isotunda patlıcanıyla, etiyle bir dürüm yapmak eşsiz bir lezzet katar. Patlıcan kebabımızı yaparken ilk aşamasında patlıcanın tercihini Birecik'ten yaparız. Çünkü Birecik'te en iyisi yetiştirilir. O bakımdan patlıcanı çok lezzetli olur. Etini de bizim özel hayvanlarımız var. Mesela yaylım hayvanıdır. Yani çiftliklerde yetişmez. Hayvan kendi kendine otlanır, lezzetini oradan alır. Sonra biz bunu alırız. Ustalarımız bunu zırhlar, zırh etinden geçirir. Patlıcanın etinin özelliği bulguru gibi dağılacak kıvamına getirmek gerekiyor. Nasıl? Yağ oranını ayarlayarak. Bunu yağsız yaparsan yanar. Ot gibi olur o patlıcan, sanki bir ot pişirmişsin. O şekil bir hal alır. Bunu yağını iyi tutturacaksın ki yağ oranı patlıcana geçsin. Patlıcan iyi bir lezzet alsın. Eğer yağsız olursa o patlıcan yanar. Çigirir böyle, yiyemezsin. Taş gibi olur. Şanlıurfa patlıcan kebabımızı Birecik bölgesinde yetişen patlıcanlarımızdan özel olarak seçtiğimiz patlıcandır. Olmazsa olmazımızdır. Tescillenen bir ürünümüzdür. Bunu
belli bir mevsimi vardır. Yaz aylarında yetiştirilir. Bunun erkek toklu eti olması lazım. Daha sonra zırhlıyoruz bu eti. Bulgur bulgur olması için, daha güzel lezzet verebilmesi için tuzunu veriyoruz. Daha sonra tekrar zırhlamaya devam ediyoruz. Şimdi biz çıraklıkta bu işe başlarken ilk önce etin tercihini bize gösterirlerdi. Şu eti kullan, yayılım kuzusunun, erkek kuzusunun etini getirin bana derdi. Ve etin her tarafını kullanırdı. İlk önce zırh çekmeyi öğrettiler. Sonra menülerin çeşitlerini bize öğrettiler. Örneğin patlıcan kebabını öğretirken bu işin saplaması nasıl olur derdi ki işte elinde fazla eti sıkmayacaksın. Patlıcana saplarken çok sıkmayacaksın, tutturacaksın. Pişirmeye gelince pişirirken kesinlikle derdi bir kereden çevirme. Tam çevireceksin. Piştikten sonra tam çevireceksin. Sonra bir sol bir sağ o şekilde pişireceksin. Ateşimize gelince patlıcanın ateşi kısık olursa o patlıcanın yağı da özelliği de ne olursa ölür. Biraz gür olacak. Ateşi gür olacak ki çigirmesin. Onun sırrı oradadır. Çok çevirmeyeceksin, dökülmesin. Patlıcan tercihini yaparken çok kırmızı olmayacak. Tohumlu olur, acı olur. Yaptığın et de, hizmet de hepsi boşa gider. Bunu bize öğretirlerdi. Çok yerlemeyeceksin. Kendi halinde pişecek. Dinlene dinlene. Ve piştikten sonra özellikle patlıcan dinlendirilmeden yenilmeyecek. Dinlendirilmeden yersen o patlıcan sana ot gibi gelir. Dinlendirdiğin zaman özelliği kendi yağını sarıyor, böyle bütünleşiyor, özleşiyor. O şekilde yani. Bu iş meşakkatliydi. Biz çok zorluk gördük. Patlıcanlı kebap Urfa için bir aşktır, bir sevgidir diyebilirim. Niye diyeceksiniz? Urfalılar yemeğe çok önem verirler. Urfa için misafirperverlik, Hazreti İbrahim bereketi Urfa için önemli bir değerdir. Misafirperverlikten dolayı yapılan yemekler de Urfa'nın üstüne düştüğü noktalardan biridir. Yemeklerin lezzetli olması misafirperverliğimizin bir göstergesidir diyebiliriz. Efendim aslında bu bizim bir sabah kahvaltı çeşitimizdir. Hepiniz yeriz bunu. Dikkat ederseniz bu patlıcan fırında pişer, biber, isot dediğimiz şey fırında pişer. Bazen de domates satarlar yanında. Bu hiç yağ içermez. Ama bir hususiyeti var, alışkanlık yapıyor. Dışarıdan gelen insanlar da başlangıçta diyorlar ki, efendim sabah kahvaltısında bunlar yenir mi ya? Sonra bakıyoruz ki, sabah kahvaltısında bunlardan o da vazgeçemiyor. Dışarıdan gelen bakarsın bir Urfalı olmayan bir vatandaşımız. Sonra şişe 5 tane isot saplanmış sabahleyin fırının önünde. Aynı bir Urfalı olmuş. Ve bir müddet sonra der ki, ya ben bu fırınları bulamam der, bu isotu bulamam der. Aman der Urfa'dan ayrılmayayım. İşte Urfa'nın bu kültürü, şu gastronomisi, tarihi öyle güzel ki Urfalılarda bir deyim gelişti. Gelen ağlar, giden ağlar. Uzaktan bakan kişi, efendim ben Urfa'ya gidiyorum, bu şehir çok uzak bir şehir, kafasında farklı bir tasavvur vardır. Ama geldiği zaman bu gastronomi derinliği içerisine, bu kültür derinliği içerisine, sohbet derinliği içerisine düştüğünde gitmek istemez. Bir gün tayini çıktığında, evet işte o zaman gözyaşını tutamaz. Biz burada gözyaşını tutamayıp ağlayan çok insan yolcu ettik. Şimdi patlıcan Urfa'nın gerçekten fakir yemeğidir. Öyle başladı. Yalnız öyle başlarken de bir patlıcan, bir isot deyip geçmemek lazım. Gerçekten yani ben bir Urfalı olarak Urfa'da patlıcanı, biberi yemezsem benim önüme kavurma bile koysalar, paklava bile koysalar ben yemem, onu yerim kahvaltıda. Öğle yemeklerden misafirlerimize patlıcan kebabı tercih ederiz. Akşam yemeklerinde bunun sulu yemeklerini tercih ederiz. Özel davetiyelerde misafirlerimizin olmasında bu işin yani daha çeşitlerini çoğaltıp bu şekilde bir yemek hazırlarız yani. Yemeğimizin vazgeçilmezi patlıcandır. Patlıcan nedir? Patlıcan deyip geçmemek lazım. Patlıcanımız süt gibidir. Yağı akar. Bunun sökülmesini yaparsan kahvaltıda yağlı yağlı böyle lezzetli olur. Tohumsuzdur. Süt gibidir. Çünkü ata tohumumuzdan gelmedir. Yöresel bir tohumdan yetiştirilir. El emeği var bunda. İyi bir patlıcan kebabını nasıl anlarız?
restoranta geldiğimizde önümüze bu şekilde geldiğinde parlaklığıyla, ondan sonra kabuğunun kendini gösteriyor olması, daha sonra patlıcanı sıyırırken kabukla içeri birbirini rahatlıkça bıraktığını gördüğümüzde iyi bir patlıcan kebabı olduğunu anlarız. Etinin aynı şekilde bulgur bulgur olması, çatalın böyle sırtıyla dokunduğumuz zaman dağılır. Köfte gibi değil de böyle bulgur bulgur dağılması en ideal olandır. Tam kıvamını verdikten sonra zırh etinden yağını, mağını, oranı ayarladım. Özellikle Urfa isotun da yanında servis yaparız misafirlerimize ve kendi tercihimiz de öyle olur. Yanına garnitür olarak sadece soğan, biber. Tercihen yanında birisi maydanoz sever, maydanoz koyar. Çiğ domates koyar, sever çiğ domates yer. Pişmiş domates severse çiğ pişmiş domates veririz. Ama yani şu Urfa isotunun güzelliğine bakın, uç burun olacak. Urfa'nın yöresine aittir. Kırmızı isot. Ya bu etten daha lezzetlidir. Biz bazen sadece biber yeriz. O derece söyleyeyim yani. Bunu dürüm olarak yiyeceğiz. Patlıcanı soyacağız. Etlerimizi içine yayacağız. Etimiz böyle bulgur gibi dağılacak. Böyle bakarken aşık olacaksın. Böyle bir sevgiyle onu bir dürüm yaparken diyeceksin. Aa yay. Ben nerelere gittim. Bunu aldın. Ekmeğine koydun. İsodunu koydun. Soğanını koydun. Sonra dürüm yaptın. Böyle yerken şöyle bir kolunu önce bir kaldıracaksın. Şöyle yerken kolundan buradan damla damla yağ akıyorsa bilin ki Urfa'dasınız, Urfa patlıcanı yiyorsunuz. Ben nasıl ifade edeyim bunu bilemiyorum ama bazı şeyler anlatılamaz. Bazı şeylerin bizzat yaşanması icap eder. Ben bunun için şunu söyleyebilirim. Hem bir geldiğin yerde ye, bir de burada yedirim. O zaman bu farklılığı görmüş olursun. Çünkü gerçek bu. Burada farklı yapılıyor. Her şeyde farklı yapılıyor. Bu nedenle o diyenler bunu anlatamazlar. Ama şunu diyebiliriz. Bazen söylüyorlar. Falan yer çok daha, falan yerde de çok güzel yapılıyor diyorlar. Olabilir ama onu orada ye, sonra da gel burada da bir bu lezzeti tat deriz. Efendim ben her defasında şunu görmüşümdür. Şanlıurfa çok farklı demişlerdir ya. Öyle demişlerdir. İsot'la başladığımız bu çalışmamız şu anda 47 tescille devam etmekte. Bunların sayısını inşallah yani bir sonraki yıllarda 100'e çıkarmayı düşünüyoruz. Tesciller bizim için çok önemli. Neden önemli? Urfa birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu medeniyetlerden çıkan kültürel yemeklerimiz, kültürel değerlerimiz bir sonraki nesle aktarılması için çok önem arz etmekte. Patlıcanlı kebap, ağzı açık, ağzı yumuk gibi yemeklerimizin tescilini aldık. Birçok yemeğimizin de tescili şu anda devam etmekte. Bizim zamanımızda, çıraklık dönemimizde çok zorluklarla yetiştik. Ustalarımızın çok kıymetini bilirdik. Bu mesleğin sürdürülebilir olabilmesi için gecemizi gündüz ediyorduk. Ustalarımızın asla sözünden çıkmıyorduk. Günümüzde bunlar biraz daha kolaylaştı. Eskisi gibi önemsenmiyor. Mesleğin ne kadar değerli olduğunun bilincinde değiller. Gençlere benim bir önerim var. Bu mesleği benimsesinler, tercih etsinler, gastronomiye önem versinler. Bir sonraki kuşaklara taşıyabilmeleri için bu mesleği hakkıyla öğrensinler. Bu meslek onlara çok şey katacaktır. Şimdi misafirlerimiz geldiği zaman karnını doyurmakla bırakmayız. Patlıcan kebabını yiyen aşık olur, paketler götürür de. Çünkü patlıcanımız gerçekten çok lezzetli. Etimiz yaylım kuzusu, toklu, erkek kuzusu. Yani bir de ustaların el emeği var burada. Biz işimizi gerçekten aşkla yapıyoruz. Hani nasıl aşkla? Ya bizim cebimizde para olmazdı. Biz yokluktan geldik buralara. Yani nasıl? Ucuz bir yemektir. Ha bunun işlemini yaparken de biz hani yani insan mecbur olduğu zaman bu işe emek verir. Emeğini koyar, alın terini koyar, emeğini koyar, kendini zorlar. Temiz çıkması için, kaliteli çıkması için. Yani biz bunun gerçekten emeğini veriyoruz.
Bu böyle basit yani bir patlıcan deyip de geçmemek lazım. Şimdi her yerde patlıcan var. Önüne koyayım, herkes mangal yapar. Niye yapamıyor? Her şeyin bir sırrı var. Bunun yanında mesela örneğin açık ayran biz yaparız. Kendi koyun yoğurdumuzu yaparız. Kendi sütten yoğurdumuzu yaparız. Sonra ayrana çeviririz. Bunun yanında bir de o koyun yoğurdunun ayranı iç. Nerede var? Hazır yoğurt, çiftlik yoğurdundan gel ayran yap. Yemeğin bütün lezzetini atar. Ayran iyi olsun, balcan iyi olmasa yine kaybedersin. Et iyi olmasa, patlıcan iyi olsa, ayran iyi olsa yine kaybedersin. Bu işin sırrı burada. Herkesi bekleriz, tavsiye ederiz. Peygamberler şehri gerçekten bereketli bir sofradır. İnsanlarımız da çok misafirperverdir. Herkesi bekleriz yani. Elimizden geleni zaten burada yapıyoruz. Herkese de tavsiye ederiz. Buyurun gelsinler. Dünyası. Parafın katkılarıyla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.